Sevgili arkadaşlar, bugün size eğer hedefinize ulaşmakta yolunuzu kaybettiyseniz ne yapmalısınız? Yolunuzu nasıl bulursunuz? Bunu anlatmak istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz size önünüze çözüm çıkacak. Elinizde bir adresiniz var ve yabancı bir şehire gittiniz. O adrese ulaşmak istiyorsunuz. Sizin elinizde cep telefonu var fakat navigasyonu yok veya internet çekmiyor. İnsanlar genellikle şunu yapıyor. Elimde adres var, tamam. Ben dolanayım şöyle. Mahalle mahalle bakayım. Bulurum ben. Sormaya da gerek yok. Diyerek insanlar ne yapıyor? Boşa benzin harcıyor, boşa enerji harcıyor, zaman harcıyor ve dolaşıyor. Yanındaki diyor ki ya soralım, bak şu kişiye soralım diyor, değil mi? Yanındaki eşi veya çocukları. Bak zaman kaybediyoruz. Yarım saatten beri dolanıyoruz. Yok yok diyor, ben biliyorum, bulacağım diyor. Şoför zaman kaybediyor, morali bozuluyor. Arabanın içerisinde ailesi var ve öfke yükseliyor, sinirleniyor herkes. Huzursuzluk artıyor, değil mi? Hatta parlıyor şoför birden. Ya bir susun, tamam bulacağım diyor. Ama yarım saat geçiyor, bir saat geçiyor. Hala sormadığı için hedefine varamıyor. Peki onu durduran şey ne? Neden sormuyor? O duvar nedir? Engel nedir? O duvar ne biliyor musunuz? Benlik, egosu kişinin. Nefsi. Ben yapabilirim, ben bulabilirim düşüncesi. Ben biliyorum düşüncesi. Eğer sorarsam adresi beni aşağılayacaklar diye kafasında yanlış bir düşünce. İşte onlar engel. Aslında ayıp değil sormak. Benliğini, egonu, nefsini, bildiklerini kenara koyacaksın. Çok basitçe camı açarak adresi soracaksın, o kadar. Ve o kişi belki de sana diyecek ki şuradan 50 metre öteden sağa döneceksin, orası senin hedefin. Ulaşmak istediğin yer orası diyecek, sana yol gösterecek. İşte insanlar genellikle ömürlerini böyle tüketiyorlar. Ömürlerini böyle harcıyorlar. Boşa benzin harcıyorlar. Enerjilerini sürekli bu şekilde israf ediyorlar. Gururundan dolayı, benliğinden dolayı, çok bilmişliğinden dolayı harekete geçemiyorlar. O yüzden arzu ettiği hedefe giderken yolunu o şekilde kaybederek bulamıyor değerli arkadaşlar. Şunu da eklemek istiyorum. Bazıları, ya benim elimde harita var. Sormaya gerek yok. Ben kitap okuyarak problemlerimi çözerim diyen tipler de var. Veya ben şu videoyu izleyin, bana adresi tarif ederler YouTube videosuyla diyen tipler de var. Ya bırak bunları kenara. Bunlar hepsi sana engel olacak. Sen sadece camı açacaksın, adresi soracaksın, bu kadar. Yapman gereken bu. Sen yıllardan beri birikmiş deneyimlerden, tecrübelerden filtrelenmiş ilmi, bilimi kullanabilirsin. Akıl akıldan üstündür. Sadece soracaksın yolunu bulabilmek için, doğru yolu bulabilmek için, hedefine gidebilmek için. Bu kadar. Yapman gereken şey bu. İstişare etmek. Sormak. İstanbul'da ortaokulu okurken bize şunu söylerlerdi öğretmenlerimiz. Bilmemek ayıp değil. Sormamak ayıptır. Bakın bizim beynimize öyle yerleştirdiler. Hedefinize ulaşmak istiyorsanız tecrübeli olan, orayı bilen, alanında uzman, sizinle aynı dili kullanan insanlara sorun. Onlar size yol gösterecek. Onlar size rehberlik yapacaklar değerli arkadaşlar. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi sen arabanın içerisindesin. Senin yanında eşin var, çocukların arkada. Sen çekindiğinden dolayı, biliyorum dediğinden dolayı, eğer adresi sorarsam onurum zedelenir yanlış düşüncesinden dolayı, egondan dolayı sormuyorsun ve etrafta dolanıp duruyorsun. Arabayla sürekli dolanıyorsun, zaman kaybediyorsun. Arabanın yakıtı boşa gidiyor. Herkesin enerjisi tükeniyor. Morali tükeniyor. Huzuru kaçıyor. Seninle alakalı öfkeleri artıyor. Sana karşı nefretleri çoğalıyor. Çünkü sormuyorsun. Herkesi etkiliyorsun. Herkesin sana karşı tavrı değişiyor. Birden sesler yükselmeye başlıyor. Homurdanmaya başlıyor senin çocukların veya eşin. Seni eleştirmeye başlıyorlar. Neden? Çünkü sormuyorsun.
Peki çözüm ne? Bir kere yanlış bir ayarda olduğunu kabul etmen. Kabullenmen. Yani ben egoma, benliğime ve çok bilmişliğime teslim oldum. Dolayısıyla bu gururumdan, onurumdan dolayı sormuyorum. Bunu bir kere kabullenmek. Hatalı olduğunu kabul etmek. En önemlisi bu. Bunun farkına varacaksın. Bunu kabul ettiğin an hemen dönüşüm başlıyor. Değişim başlıyor. Ve gelişim başlıyor. Camı açıyorsun ve soruyorsun. Sorunca hedefine hızlıca varıyorsun. Belki bir dakika sonra hedefine varacaksın ama bir saatten beri dolanıyordun. Herkesin huzuru kaçmıştı. Bir dakika sonra vardığın için herkes mutlu arabanın içerisinde. Herkes huzurlu. Herkesin sana karşı bakış açısı değişti. Sana sevgileri arttı. Nefret bitti çünkü. Herkes birlikte daha başarılı bir yere geliyor. Hedefe varıyor değerli arkadaşlar. Çözüm özet olarak nedir? Ben tek başıma hedefime varamıyorum. Bunu kabul ediyorum ve bir uzmandan destek alarak hedefime varıyorum. Yani birisine soruyorum. Çözüm bu. Biz de yıllardan beri insanlara daha huzurlu ve başarılı olmaları için yol gösteriyoruz, yön gösteriyoruz. Ve sen de eğer gerçekten yıllardan beri böyle dolanıyorsan, bir türlü hedefine varamıyorsan, huzurun kaçtıysa, başarısızlığın çoğaldıysa ve bir türlü hedefine varamıyor ve başarını arttırmak istiyorsan çevrendeki insanlarla beraber, o zaman bizimle iletişime girip bize soracaksın. Biz sana yön gösterebiliriz. Ve yıllardan beri varamayacağın yere belki bir haftada varacaksın. Belki de bir günde varacaksın. Belki de çok yakınsın hedefe. Sadece harekete geçmen gerekiyor. Benliğini, egonu kenara koyarak. Binlerce insan bu şekilde hedefine vardı ve başardı. Sen de o binlerce insan gibi daha huzurlu ve daha başarılı olmak istiyorsan hemen şimdi bizimle iletişime geç. Bizimle ön görüşme için aşağıdaki linke tıklayarak formu doldurup göndereceksin. Hoşça kal.